Merhabalar. Bugünkü videomda sizlere Antalya'nın Bahçelievler Mahallesi'nde denize, stadyuma, Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, yat limanına ve birçok önemli noktaya çok yakın, hatta yürüme mesafesinde diyebileceğimiz kadar yakın mesafedeki içi tamamen yenilenmiş 120 metrekare büyüklükteki ara kat bir dairenin sunumunu yapacağım. Hep birlikte izleyelim. Keyifli seyirler. Arkadaşlar, bu dairenin sunumu için karşınızdayım. Bahçelievler Teomanpaşa Caddesi üzeri içi 0 satılık 120 metrekare bir daire sunacağım sizlere bugün. Bu dairenin hava çekimlerini yaptırmıştım. Öncelikle bu hava çekimleri üzerinden bir konum bilgisi vereceğim daha sonrasında. Evet, başlayalım. Evet, bu 553 129 13 41 numaralı telefondan da bana ulaşıp daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Kırmızıyla yanıp sönen bina da bulunuyor dairemiz. Görüyorsunuz denize olan mesafesini. Bu Teomanpaşa Caddesi üzerinde ana cadde oluyor. Dördüncü katta dairemiz. Binamız toplam 7 katlı. Şurada yürüyüş yolları vesaire, işte 100. Yıl Bulvarı, Akdeniz Bulvarı, kale içi çok yakın mesafede. Bunların birazdan mesafelerini de vereceğim. Hatta Konyaaltı plajlarına yakın Cam Piramit'e, Antalya Spor Stadı'na oldukça yakın mesafede. Hemen güneyinde Atatürk Parkı bulunuyor. Oldukça keyifli bir mekan. Birçok kafe, restoran, çay bahçesi gibi hizmet alabileceğiniz yerler çok yakınınızda. Tekrar fotoğraflara bakacak olursak, gördüğünüz gibi konum bilgisi vermek için bu görüntüleri paylaşıyorum. Hemen Antalya plajı yakınında, birazdan metre olarak da ne kadar mesafede olduğunu sizlere söyleyeceğim. Şurası Antalya Müzesi. Burası karayollarının lojmanlarının olduğu bölüm. Şurada meteoroloji binası var. Şurası kapalı Antalya Spor Stadı. Şurada da Eğitim Araştırma Hastanesi bulunuyor. Hemen burada Gazi Lisesi var. Bu da farklı bir açıdan binamızın göründüğü yer. Şurası köşesi oluyor. Sokak burası da hemen ikinci parselde binamız. Binamız 1996 yapımı arkadaşlar. Farklı açılardan fotoğraflarla ilerliyorum şu anda. Evet. Burası Atatürk Parkı. Şurada tramvay hattının şurası son durağı. Daha sonra bu hattın ilerleyeceği bilgisi var elimizde ama tabii belediyenin çalışmaları olacaktır. Buraya yürüyerek çok yakın 700 metre gibi bir mesafeyle buraya geliyorsunuz. Bu hatta nerelere gidebilirsiniz? İsterseniz ben size bir de onu göstereyim arkadaşlar. Şimdi müze hattı dediğimiz yer şurası. Bakın şuradan bineceksiniz. Şu maviyle gösterilen hat nostalji tramvayı. Bununla kale kapısına, kapılara, belediyeye, ışıklara, Zerdali'ye kadar gidebiliyorsunuz. Nostalji tramvayı da hemen bu müze tramvayının yaklaşık karşısı gibi bir yerlerde. Buradan tramvaya binip Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, üniversiteye gidebiliyorsunuz. Varsa da gidebilirsiniz. Aktarmayla Fatih hattına gidebiliyorsunuz veya tam tersi istikamette bu hattın sonu havalimanı, Aksu Expo merkezine kadar gitmekte. Birçok yere bu tramvay hattıyla ulaşabiliyorsunuz. Zaten 100. Yıl Caddesi boyunca şuradan buraya yürüyerek gelmeniz mümkün. Burada da işte Gazi Lisesi binası. Buradaki otobüs duraklarıyla Antalya'nın birçok şehrine, birçok mahallesine ulaşma imkanımız var. Farklı bir açıdan hava fotoğraflarını tekrar gösteriyorum. İşte Antalya Spor Stadı burada arkadaşlar. Şuradan yürüyerek yanılmıyorsam 1500 metre civarında bir mesafeyle hem sabah sporunuzu yapın, burada denizinize girin ve günlük hayatınıza devam edin. Cadde üzerinden, Teomanpaşa Caddesi üzerinden gördüğümüzde burası bizim biraz sonra iç fotoğraflarında göreceğimiz dairemiz. İçi tamamen yenilenmiştir arkadaşlar. Görüyorsunuz burada farklı bir cephe. Bu panjurlar elektrikli.
Lokasyonun avantajları: tramvay durağına 570 metre, müzeye 700 metre, Konyaaltı plajlarına 1280 metre, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne 1000 metre mesafede. Bu mülkün öne çıkan özellikleri arkadaşlar, Antalya'nın en prestijli bölgelerinden birinde yer alan dairemiz tamamen yenilenmiş ve birinci sınıf lüks malzemelerle donatılmıştır. Masrafsız olan dairemiz hemen taşınmaya hazırdır. Doğalgaz kombi montajı yapılmıştır. Elektrikli panjur bulunmaktadır. Ankastre mutfak şık ve fonksiyonel mutfak mobilyalarında AGT ürünleri kullanılmış olup mutfak tezgahı Granit Star Galaxy'dir ve tüm ankastreler Arçelik markadır. PVC doğramalar sıfır ve yüksek kalitededir. Banyo ve WC tamamen yenilenmiş modern tasarımıyla dikkat çekmektedir. Tüm ıslak alanlarda Çanakkale seramik kullanılmıştır. Banyo ve tuvaletlerde artama batarya, musluk ürünleriyle lav ve bataryaları kullanmıştır. Kalorifer tesisatı yeni yapılmış ve Viessmann marka kombi kullanılmıştır. Dairenin tüm elektrik ve su tesisatı yenilenmiştir. Hem konforlu bir yaşam hem de merkezi bir konum arayanlar için ideal olan bu daireyi kaçırmayın diyoruz. Evet, şu dairenin giriş kapısı hemen sağ tarafında bir vestiyer, ayakkabılık bölümü bulunuyor. Bütün yer kaplamaları laminant parke ile yenilenmiş durumda. Arkadaşlar, bu dairenin A'dan Z'ye her şeyi sıfır. Yani elektriği, elektrik tesisatı, su tesisatı, bütün tesisat değişmiş durumda. Burada ankastre mutfağı görüyoruz. Birazdan farklı açıdan gene göreceğiz. Spot aydınlatmalar yapılmış durumda. Alçı duvarlar, gizlenmiş ışık, PVC doğramalar az önce söylediğim gibi yüksek kalitede değiştirilmiştir. Doğalgaz hattı daireye kadar çekilmiştir. Kombi, radyatör panelleri de tamamen sıfır arkadaşlar. Yine buradan farklı bir açı. Ön tarafta bir balkonumuz bulunuyor. Birazdan çıkacağız. Evet, gördüğünüz gibi burada ankastre setimiz de var. Set üstü olacak fırın ve davlumbaz bulunmakta. Bulaşık makinemiz yok. Buzdolabımız yok. Burayı satın alan kişi istediği gibi bu beyaz eşya ürünlerini alabilir. Farklı bir açıdan mutfak tezgahını görüyoruz. Oldukça kaliteli, mimari açıdan hoş, dizayn edilmiş bir mutfak. Şurada da saklama dolaplarını görebiliyorsunuz. Yine farklı bir açıdan mutfağı görüntülemek mümkün. Burada salonun farklı bir açıdan fotoğrafı arkadaşlar. Salondan balkona çıkış var. Bu şekilde de geniş bir oturma alanı bulunan ki bu bölgenin önemli bir özelliği, burada kuzey-güney istikametinde çok güzel bir hava akımı söz konusu. Burada her zaman yazın esinti ihtiyacı duyduğumuzda mükemmel bir esinti var. Mülk sahibiyle konuştuğumda özellikle bu esintiden dolayı balkonu kapatmayı düşünmediğini söyledi. İsteyen kişi arz ederse kapatabilir. Tabii balkonun şöyle bir mesafesi de var burada. Burada da arkadaşlar kombimiz var. Gördüğünüz gibi kombimiz yenilenmiş durumda. Banyomuz. Burası hem banyo hem tuvalet. Birazdan diğer kısmını da göreceğiz. Evet. Şurada bir duşakabin mevcut. Duşakabinin içinden farklı bir açı. Bu da dış görünüşü. Arkadaşlar, mutfağın hemen arkasında bu şekilde bir bölüm var. Burası da aslında bir oda büyüklüğünde. Yine mülk sahibiyle yapmış olduğumuz görüşmede bana söylediği, şurayı istediği gibi bir isterse alan kişi bir cam tuğlayla kapatıp rahatlıkla bir oda şeklinde kullanabilsin diye buraya da bir radyatör koyduğunu söyledi. Burada da zaten görüyorsunuz pencere var. Evet. Burada da arkadaşlar ikinci bir tuvaletimiz var. Şurası farklı bir oda arkadaşlar.
Burası da ikinci bir oda. Evet. Binamızın sokaktan dış cephe görünüşü bu şekilde. Şu panjurlu olan bölüm. Bu panjurlar az önce de belirtmiştim. Ön ve arka panjurlar elektrikli arkadaşlar. Daha yakın bir çekim. Köşeden de bu şekilde görülüyor. Evet. Alt katında bir tarafında mimari bir ofisi, bir tarafında erkek kuaförü bulunan bir binada arkadaşlar. Evet, bu dairenin güncel olarak fiyatı 7 milyon 150 bin Türk lirası. Bu daireyi görmek, yerinde görmek isterseniz benim telefonlarımdan ulaşabilir ya da yorumlara yazıp iletişim sağlayabiliriz. Şu anda 7 milyon 150 bin lira fiyatıyla bu daire yeni sahibini beklemekte. Şimdi ben size bu az önce bahsetmiş olduğum konum bilgilerini bir de harita üzerinde göstermek istiyorum. Evet, denize yürüme mesafesi ne dedik? 1480 metre denize olan mesafesi. Şuradan şu bayraklı olan yer arkadaşlar bizim dairemizin bulunduğu konumu işaretliyor ve şu sarı yol böyle gidip eski Antalya'nın batı ilçelerine giden yoldu burası. Şu anda kullanılmıyor. Sadece plaja inmek için kullanılıyor. Plaja kadar bir araçla giriş mümkün, müsait. Ondan sonra oraya park ediyorsunuz. Ve bu şekilde burası 1480 metre. Yani 1,5 kilometre bile değil arkadaşlar. Burada sabah sporunuzu yapabilirsiniz, denizinize girebilirsiniz, plaja rahatlıkla yürüyerek gidip gelme imkanımız var. Hemen bir başka mesafe de tramvaya yürüme mesafesi 700 metre arkadaşlar. Şu kırmızı çizgilerle belirtmiş olduğum yer, burada da bir tramvay hattı var. Az önce detaylarını vermiştim. Bu tramvay hattına 700 metre mesafede olan bir uzaklıkta portföyümüz. Yine nostalji tramvayı var. Şu yeşil hat. Burası da 650 metre mesafede. Bu nostalji hatta Antalya'nın birçok yerine şu cadde üzerinden, Konyaaltı Caddesi üzerinden gidip ulaşabiliyorsunuz. O da önemli bir avantaj arkadaşlar. Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne olan mesafe 1000 metre, yaklaşık 1 kilometre. Şu mavi çizgi, şurası Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi oluyor arkadaşlar. Yani önemli bir konum. Stadyum olan mesafede 1550 metre. Şu mor çizgi burayı gösteriyor. Şurası da kapalı spor salonu. Yakın bir zamanda Milletler Ligi maçlarında kadın voleybol takımımızın maçları burada oynanmıştı. İşte Eğitim Araştırma Hastanesi'ni tekrar görüyorsunuz. Pek çok otel etrafında bulunuyor. Bir de yat limanına olan mesafeye bakalım arkadaşlar. Yine şu sarı çizgiyi takip ediyoruz. Bakın yat limanına 2,18 kilometre, yani 2180 metre. Yani birçok insan için bu rahatlıkla bir yürüme mesafesi. Eğer ben bu kadar yolu yürümem diyorsanız, o zaman da yapmanız gereken buradan nostalji tramvayına binip şu noktadan şuradaki yakın yerdeki durak denip, yani şurada veya şurada buraya yine yürümek ya da burada bir bulunan asansörden yat limanına, kale içine inip buradaki Antalya'nın o enfes görüntülerini evet arkadaşlar, sizlere bugün sunmuş olduğum portföy ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve randevu almak için bana ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.